Susan Colgar New York'ta yaşayan ve burada çalışan biri. Dünyayı çok değişik bir biçimde algılıyor. Susan bir dahinin beynine sahip. Beyni onun hayattaki tek tutkusuna uyum sağlamış durumda. Susan ilk kadın satranç ustası. Ama doğduğu zaman bu sıra dışı beyne sahip değildi. Onu geçirdiği sıra dışı çocukluk sayesinde kazandı. Susan bu özelliğiyle sıradan bir çocuğun bir dahiye dönüştürülebileceği teorisinin canlı ispatı durumunda. New York'un Greenwich kasabası bu pazar sabahı sıkı bir mücadeleye sahne olacak. Beyaz taşlarda Susan Polgar, siyah taşlarda ise hızlandırılmış bu satranç türünde Amerika eski şampiyonu Paul Turong var. Blitz. Bu türde her oyuncu oyunu 60 saniye içinde tamamlamak durumunda. Bu, hızlı satranç dehasının bir gösterisi. Kaderiniz tamamen sizin elinizde. Burada sizin beyniniz rakibinize karşı. Susan'ın pırıltılı beynini anlamak suretiyle kendi beyinlerimizin sınırlarını genişletebiliriz. İnsanların ölüm kalım anlarında nasıl süper bilgisayarlardan daha hızlı karar verdiklerini ya da günlük işlerde nasıl hafıza mucizeleri yarattıklarını anlayabiliriz. Ya da cinsiyetlerin karşı karşıya geldiği durumlarda kadınların beyinlerinin erkeklere üstünlük sağladığını görebiliriz. Yaptığınız şey her ne olursa olsun, eğer aklınızı tamamen ona verirseniz ve gerçekten isterseniz ona mutlaka ulaşabilirsiniz. Susan'ın beyni durdurulamaz bir güç. Ve rakibinin süresi doldu. Ünlü isimlerden oluşan kurban listesine bir kişi daha ekleniyor. Susan, Garry Kasparov, Anatoly Karpov ve hatta Bobby Fischer gibi satranç dünyasının en büyük isimleriyle başa baş mücadele edebildi. Ama Susan'ın dehası doğuştan gelmiyor. Bir zamanlar sıradan 4 yaşında bir çocuktu. Hayatı geçirdiği sıra dışı eğitim sayesinde değişti. Susan Polgar, New York şehrinden çok uzaklarda bir yerde büyüdü. 1960'lı yılların sonlarında Macaristan hala Sovyet rejiminin demir yumruğu altında eziliyordu. Budapeşte'nin sıradan insanları için hayat bir geçinebilme savaşından ibaretti. Geleceğin satranç kraliçesi böyle bir ortamda doğduğunda pek de prenses sayılmazdı. Burası benim doğduğum sokak. Hayatımın ilk 10 senesini burada geçirdim. İşte doğduğum ev hala duruyor. Evin gördüğünüz tarafında benim odam vardı. Satranç oynamayı ilk burada öğrendim. Diğer oda anne ve babamın yatak odası, hem de bir çeşit oturma odasıydı. Bu manzara birçok anıyı canlandırdı. Her ne kadar gösterişsiz bir evde yaşasa da Susan'ın babası vizyon sahibi bir insandı. Psikolog olan Laszlo Polgar, çocuk yaşta zeka gelişimiyle ilgili birçok çalışma yapmıştı. Çalışmalarındaki en önemli örnek Wolfgang Amadeus Mozart'tı. Henüz 5 yaşındayken ilk bestelerini yapmaya başlayan Mozart, ilk bakışta Allah vergisi yeteneklerle donatılmış, şanslı bir çocuk gibi görünüyordu. Ancak Laszlo, Mozart'ın babası Leopold'un da müzisyen olduğunu ve oğluna erken yaşta çok iyi bir eğitim verdiğini gördü.
Bu örnekten yola çıkarak özel eğitimin Allah vergisi yetenekten daha önemli olduğuna karar veren Laszlo, teorisini denemek için şaşırtıcı bir deney yapmaya koyuldu. 1969 yılının Nisan ayında Susan ya da o zamanki adıyla Giorgia doğduğunda Laszlo'nun deneyi başlamış oldu. Laszlo daha o doğmadan Bir Dahi Yetiştirmek adlı kitabını yayımlamıştı. Kitapta çocukların dahi doğmadıklarını, dahi yapıldıklarını savunuyordu. Şimdi yazanı aynen size okuyorum. Burada deha eşittir çalışma ve şanslı çevre koşulları yazıyor. Laszlo, şanslı çevre koşulları tanımlamasıyla eşi Clara ile birlikte Susan için yaratacağı mutlu aile ortamından bahsetmekteydi. Susan'ın eğitimi için gerekli çalışmayı yapacak olan kişi ise kendiydi. Babam birçok çocuğun kapasitesinin verimli olarak kullanılmadığına inanırdı. Her gün okula giderek kendimi fazla geliştiremeyeceğime inanırdı. Laszlo ilk başlarda Susan'ı bir matematikçi olarak yetiştirmek istemişti. Ancak tarihli bir kaza eseri Susan kendi geleceğini kendi seçti. Bir gün yeni bir oyuncak bulma umuduyla dolapları karıştırıyordum. Dolapta bir satranç seti buldum ve anneme bunun ne olduğunu sordum. Annem de onun bir satranç seti olduğunu ama nasıl oynandığını bilmediği için bana öğretemeyeceğini, babamın bu oyunu bildiğini ve eve gelince bana bu oyunu büyük bir zevkle anlatabileceğini söyledi. Polgar ailesinde ünlü bir satranç oyuncusu yoktu. Laszlo da bu oyunda amatör sayılırdı. Ama çocuğu öğrenmekten zevk aldığı sürece onu eğiterek istediği her konuda bir dahi yapabileceğine inanıyordu. Bunun için uzun bir çalışma gerekiyordu. Babam hala seçmiş olduğum alan ne olursa olsun sonucun değişmeyeceğine ve kullanılan yöntemlerin sonuç vereceğine inanıyor. Önemli olan çocuğun çalışılacak alanı sevmesi. Bizim ailede bu satrançtı. Daha sonra gerisi çok kolay gelir. Susan eğer müzik ya da fen bilimleri alanında bir seçim yapmış olsaydı gerçekten de kolay olabilirdi. Ama çocukluğunu satranç oyununa adamış olması işleri biraz zorlaştırdı. Çünkü 1970'lerde satranç dünyası tamamen erkeklerin egemenliği altındaydı. Dünyanın en önemli oyuncularının bazıları kadınların bu konuda asla başarılı olamayacağına inanmışlardı. Küçük bir kız bütün bu ön yargıları değiştirecekti. Burası Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nın bahçesi. Bu bahçede dünyanın en büyük labirentlerinden biri bulunuyor. Bu labirentlerde yön bulma yeteneği cinsiyetler arasındaki üstünlük savaşının bilindik bir parçası. Erkekler hiçbir zaman yol tarifi almak istemezler. Çünkü onlar A noktasından B noktasına gitme konusunda kadınlardan üstün olduklarını düşünürler. Profesör Peter MacLeod bu kanının gerçekten doğru olup olmadığını araştırıyor. Erkek ve bayanların problem çözme konusunda farklı yaklaşımlara sahip oldukları genel bir kanıdır. Her ne kadar bu düşünceler bazen ileri gidip ön yargı halini alıyorsa da, bu genel yargıların her toplumda olması içlerinin boş olmadığını gösteriyor. 10 erkek ve 10 kız çocuk labirentin merkezine ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak ilk hedef labirenti tepeden gören köprüye ulaşmak. MacLeod ve küçükler hangi yoldan gideceklerine buradan karar verecekler. Nasıl gidiyor? Gerçekten çok zor. Zor öyle mi? Bunları hatırlıyor musun? Ben... Labirentin hangi kısımlarında dolaştın? Uzaktaki zikzaklı yerlerden geçtim. Sonra şuraya ulaştım. Evet. Geçtiğim yerlerin çoğunu hatırlıyorum. Görünüyor ki bu erkek çocuk resme tepeden bakıyor. Erkek çocukların nereden geçtikleri ve nereye gitmeleri konusunda kuvvetli bir hafızaları var. Şu tarafa ilerlemeye devam edeceğim.
Ya da en azından öyle olduğuna inanılıyor. Galiba sağdan gitmem gerekiyor. Yok, soldan. Aman tanrım. Neden sola dönüyorum ki? İnsan beyni iki yarım küreden oluşur. Sağ ve sol. Düşüncelerimizin çoğu bu kürelerin her birinin dış yüzeyinde bulunan korteks adındaki katmanda gerçekleşir. Erkek beyninin sağ yarı küresindeki korteks daha kalındır. Sağ yarı küre uzaysal düşünce merkezidir. Dolayısıyla erkekler daha yüksek uzaysal düşünce kapasitesine sahiptir. Labirentin tamamını beyinlerinde resmederler ve bu sanal resmi bir harita gibi kullanırlar. Bu aşamada, örneğin güneş gibi sabit bir noktayı nerede olduklarını anlamak için referans olarak kullanırlar. Ve sanal haritalarını kafalarında çevirerek hangi yöne dönmeleri gerektiğini kestirmeye çalışırlar. Tamam, bir deneyelim. Sağdan. Peki acaba kızlar da aynı şekilde mi düşünür? Çıktığın zaman labirentin bir haritasını çizmen gerekirse, sence bunu yapabilir misin? Hayır. Peki dışarı çıktığında aklında ne kalıyor, hatırlayabiliyor musun? Dairelerin olduğu yeri hatırlıyorum sanırım. Bir çemberden bir başkasına geçtim. Bu çemberlerin neye benzediğini hatırlıyor musun? Evet. Kız çocuklar resme tepeden bakma konusunda pek istekli değiller. Onlar daha çok belirli detaylara odaklanıyor. Şimdi nereye gitmem gerektiğini biliyorum. Çünkü bu noktayı hatırlıyorum. Kız çocuk labirentteki belirli noktaları referans olarak kullanıyor. Kızlar da tıpkı erkekler gibi yön bulmada beyinlerinin sağ yarım küresini kullanırlar. Ancak kızlarda beynin iki yarım küresini birbirine bağlayan corpus callosum çok daha iyi gelişmiştir. Bu sayede kızlar sözel düşünme merkezi olan sol yarım küreden de yararlanırlar. Kafalarında tüm labirentin resmini çıkarmaktansa, labirentin sözlerle tanımlanabilen belirli noktalarını referans olarak kullanmayı tercih ederler. Onların yön bulması bir noktadan diğerine referans noktalarının takibi olarak gerçekleşir. Ancak labirentin sanal resmi olmadan noktaların izini kaybetmek kuvvetle muhtemeldir. Bu çok sıkıcı. Bu labirent erkek çocuklar için daha avantajlı çünkü fazla sayıda doğal işaretçi bulundurmuyor. Ayrıca dairedeki çitler birbirinin aynısı. Şekiller akılda kalıcı farklılıklar göstermiyor. Bilim adamlarının bulguları bu tür labirent oyunlarında hemen her zaman erkek çocukların sanal haritalarını kullanarak daha başarılı olduklarını gösteriyor. Evet, işte geldim. Muhtemel referans noktalarının daha sık olduğu labirentlerde kızlar daha başarılı olurlar. Ama bugünlük ikincilikle yetinmek zorundalar. Buldum. ...1970'li yılların başlarında satranç oyununun da aynı tür yetenekler gerektirdiğine inanılırdı. Tıpkı labirent oyununda olduğu gibi taşların tahta üzerindeki uzaysal yeri önemliydi. Ama sonra Susan Polgar çıka geldi. Susan daha küçük bir çocukken babası beyin kapasitesi konu olduğunda cinsiyet farkının önemli olmadığını göstermek için yola koyulmuştu. Bir erkek ve bir kadının beyinleri arasında farklılık olduğuna kesinlikle katılıyorum. Erkekler ve kadınların farklı düşünüş tarzları var. Buna bir itirazım yok. Ancak bu durum bir tarafın diğerinden üstün olduğu anlamına gelmiyor. Ve bence bu da işin güzel tarafı. Hayatın güzelliklerinden biri de başarıya ulaşan yolların birden fazla oluşu. Oyunu öğrendikten sadece birkaç hafta sonra babası Susan'ı Budapeşte'deki en önemli satranç kulübü olan Voros Meteor'a götürdü. Susan burada çok sayıda erkek rakiple karşılaşacaktı. Buraya 15 senedir gelmemiştim. Burası gittiğim ilk satranç kulübüydü. Buraya ilk kez 1973'ün sonu ya da 1974 yılının başında gelmiştim. Burası o zaman da aynen böyle görünüyordu. Odaya ilk girdiğim anı hatırlıyorum. İçerisi sigara içen yaşlı adamlarla doluydu. Adamlar babamın kendi için rakip aradığını, beni de öylesine yanında getirdiğini düşünmüşlerdi. Ama aslında babam beni buraya üyelere karşı nasıl oynayacağımı göstermek için getirmişti.
Kulüp üyeleri Lazlo'nun bir çılgın olduğunu düşündüler. Ancak küçük kızı yenip onu küçük düşürebileceklerini zannedenler sonradan çok yanıldı. Susan'ın hayatının hobisi olan satrançta erkekleri yenme alışkanlığı burada başladı. Bana yenildikten sonra yakınan çok insan gördüm. Maçtan sonra kimi ben zaten biraz rahatsızdım diye, kimi dün gece pek uyuyamamıştım, kimi de karnım ağrıyordu diye bahaneler uyduruyordu. Bu tür bahaneler uyduranlara verdiğim cevap her zaman aynı oluyordu. Ben hiçbir zaman sağlıklı bir beyefendiyi yenemedim. Bu duruma şaşırmayan tek kişi Laszlo Polgar'dı. Susan'ı başarı durumu beynin sadece sağ ya da sol yarım küresine bağlı olmayan bir alanda yetiştirmeye çalışıyordu. Bu sebeple aslında kızlar da bu oyunu en az erkekler kadar iyi oynayabilirdi. Kısa bir süre sonra Susan tüm rakiplerini gözü kapalı yenecek duruma geldi. Susan değişik bir satranç oyununa başlamak üzere. Pekala, neden beyaz taşlarla başlamıyorsun? Tamam. E4. E4. C5. At C3'e. Susan'ın arkadaşı Ed'in önünde normal bir oyundaki gibi oyun tahtası var. At C6'ya. Ama Susan'ın buna ihtiyacı yok. Çünkü oyunu kafasında oynuyor. İhtiyaç duyduğu tek oyun tahtasına beynindeki gözle bakıyor. F5. Şimdi dikkatli olman gerekiyor. Ed gibi amatör oyuncular 32 taşa birden hakim olamadıkları için taşların yerlerini görebilmek adına bir oyun tahtasına ihtiyaç duyar. Ben G5'i oynuyorum. Ama Susan tüm hamlelerini temel satranç yeteneğiyle yani hafızasında yapıyor. Oyun tahtasına bakmadan oynamak hafızayı geliştirir ve Susan bu satranç türünü çocukluğundan beri oynuyor. Şimdi atımı feda ediyorum. At G5'e gider. Atını mı feda ediyorsun? Susan aynı anda kafasında 5 farklı oyun oynayabilir. Piyon atı yer. Fil piyonu yer. Kale E8'e. Kale F3'e. At E5'e. Kale G3'e. Şah F8'e. Ve vezir şahı yenmek üzere hareket ediyor. G4'e. Vezir H8, şah. Artık bitti. Şah E7. Şahmat. Susan, yine iddiayı kaybettim ha? Konu satranç oldu mu, Susan hafıza mucizeleri sergileyebilir. Aslında Susan yapılması mümkün olmayan bir şeyi yapıyor. Satranç oyunu gibi süre gelen bir görev, beynin ön kısmında, ön bellek adı verilen bir bölgede işlenir. Buradaki beyin hücreleri ya da nöronlar, gerekli bilgileri bağlantı serileri oluşturarak kaydederler. Ancak bu bağlantılar saniyeler sonra kaybolur. Dolayısıyla ön bellek sınırlıdır, geçici bir not defteri gibi çalışır ve sadece yaklaşık 7 değişik bilgi saklayabilir. Bu sebeptendir ki 7 basamaklı bir telefon numarası genelde insanların aklında tutabildikleri maksimum bilgidir. Normal bir insan için bundan sonrası hafızada tutulamayacak kadar fazladır. Peki Susan'ın hafızası bunun ne kadar ötesinde? Burası New York'ta yol kenarındaki satranç kafeleriyle ünlü Thompson Sokağı. Burada Susan'ı bir hafıza testinden geçireceğiz. Acaba bu tahtadaki tüm taşların yerini ezberleyebilir mi? Toplam 28 tane taş var. İşleri biraz daha zorlaştırmak için tahtanın resmini restorana ait bir kamyonetin üzerine asıyoruz ve Susan'ın şekli incelemek için toplam 3 saniye zamanı var. Şimdi seyredin. Anlaşılıyor ki Susan'ın ön belleği fazla mesai yaptı. Çünkü tahtanın aynını çıkarttı. Susan'ın bellek mucizesine bir açıklama getirebilmek için bu bilim adamı oldukça ilginç bir ziyarette bulunuyor. Londra'daki bu restoranın müşterileri bunun farkında değil ama masaları şu anda gözetim altında.
saat yönünün tersine bir işlem sırası takip ediyor. Psikolog Anders Ericsson hayatının 30 yılını hafızası kuvvetli insanları incelemekle geçirmiş. İncelediği insanların arasında satranç ustaları da bulunuyor. Gittikçe artan bir şekilde hafızası güçlü olan insanların günlük hayatlarını inceliyoruz. Günlük hayatta sıra dışı bir hafıza kabiliyeti gösteren insanlar bizim ilgi alanımıza giriyor. Anders, İspanyol bir barmen olan Vincenzo Sancho'dan daha iyi bir performans bekliyor. Galiba iyi bir hafızam var. Bu bana büyük annemden geçmiş olmalı. İyi akşamlar. Siparişinizi alabilir miyim? Evet. Tamam. Ben yaban mersini vodkası ve yanında da kalamarlı risotto alacağım. Risotto. Hem ana yemeğin hem de içeceklerin siparişini birlikte veriyorlar. Bu onu biraz zorlayacak. Biranız var mı? Sadece Tiger Mark. Tamam. Tamam. O zaman kestaneli gnocchi ile başlayabilirim. Tıpkı Susan gibi Vincent de Sancho'nun da ön belleği bilgi bombardımanı altında. Ama yine de hiç not tutmuyor. Ben kalamar soteyle başlayacağım. Ve bu uzun bir sipariş olacak. Peki, caponata? Caponata. Tamam. Ben de biftek alacağım. Tam pişmiş mi olsun? Nero risotto. Nero risotto? Sonradan oki alacağım. Asıl soru, ön belleğini kullanarak ne kadar sipariş alabileceği. Tamam. Yaban mersini vodkası. Nero risotto. Ve tırpana balığı. Tiger birası. Az pişmiş biftek ve gnocchi. Nero risotto, fener balığı ve cilin. Görünüşe bakılırsa Sancho 7 siparişten çok daha fazlasını hatırlıyor. Kestaneli gnocchi ve yanında bordo beyaz şarabı. Ayrıca... Vay canına. Birer bardak Sauvignon. Buldura ve yanında Nero risotto ve fener balığı. Bayan için Pinot Grigio, gnocchi, Jondori ve masa için 2 şişe su. Pekala... Toplam 23 sipariş. Bu etkileyici. Vincent de tıpkı Susan gibi ön belleğin sınırlarını bir hayli aşmış durumda. Az pişmiş bifteğiniz. Peki ama bunu nasıl başarıyor? Bu gerçekten çok etkileyiciydi. Bunu nasıl başardığını anlamayı gerçekten çok isterim. Şimdi, geliyorsun ve ilk siparişi kimden alacağını önceden biliyor musun? Evet, sol taraftan başlamak her zaman en iyisidir. Peki. Bunu bir sıra takip edebilmek için yapıyorum. Öncelikle kahverengi saçlı olan, beyaz bir şey giymiş ve dar kotu var. İkincisi sarışın olan, saçı neredeyse beyaz. Ne içmek istediğine tam olarak karar veremedi. Görünüşe bakılırsa Vincent'e 23 siparişin hepsini tek tek hatırlamıyor. Onun yerine bilgi bombardımanını aklında düzenleyip belirli şekilde gruplandırıyor. Böylece hafızasının ön belleğindeki 7 maddeye sığdırabiliyor. Ben insanları sipariş ve sayılarla birlikte grupluyorum. Kafamda hepsi bir arada. Anlatması çok güç. Kafasında her müşterinin zihinsel bir resmini oluşturuyor ve sonra da her müşterinin verdiği siparişi müşterinin resmine yapıştırıyor. Bu yöntem hafıza geliştirme alanında uzmanların yaygın olarak kullandığı bir gruplama yöntemi. Tıpkı telefon numaralarını akılda tutmak gibi. Benim en sevdiğim numaralardan bir tanesi 492-1492 idi. Christoph Kolomb'un Amerika'yı 1492'de keşfettiği düşünülecek olursa artık her rakamı tek tek hatırlamaya gerek kalmıyor. Bu dört basamağın tamamı hafızada tek bir sembol olarak gruplanmış oluyor. Susan satranç tahtasındaki bilgiyi de tamamen aynı şekilde hafızada tutuyor. Her şeyi tek tek hatırlamıyor ama gördüğü taşlar gruplara ayrılarak akılda tutulabiliyor. Bu gruplandırma siyahlar ve beyazlar ya da piyonlar ve diğer taşlar şeklinde olabilir. Ya da belirli ana taşlar ve onların yakınındaki az önemli taşlardan gruplandırma yapılabilir. Bu şekilde akılda tutulması gereken sadece 5 adet grup var. Bu da normal bir hafıza için bile oldukça kolay. Gruplama yapmadığı zaman hafızası normal bir insanınkinden daha iyi değil. İşte ispatı. Kamyonetin dar tarafında satranç bilmeyen biri tarafından rastgele dizilmiş taşların resmi bulunuyor. Dolayısıyla bu sefer taşlar gruplandırma yapacak kadar düzenli dizilmemiş. Susan şimdi 24 adet taşı tek tek hatırlamak durumunda ve yapamıyor.
Tüm taşlar rastgele yerleştirilmişti. Bu şekilde hatırlamak çok güç. Özellikle de bu kadar kısa zamanda. Peki Susan gruplandırma konusunda neden bu kadar başarılı? Onun için satranç taşları hayat arkadaşı gibi. Geçirmiş olduğu sıra dışı çocukluk onda büyük bir birikim bırakmış. Susan'ın çocukluğundaki ikinci evi Budapeşte'deki bu apartmanda. Neredeyse geldik. Buradaki küçük daire aslında Susan'ın beyninin satranç oynamak üzere şekillendirildiği bir fabrika sayılırdı. Evin şu anki sahiplerinin bu duvarların içinde bir dahi yetişmiş olduğundan haberi yok. Hala aynı. Burada telefonum vardı. Uzun yıllar sonra ilk telefonumu almıştım ve onu hep burada tutardık. Ve işte burası da salonumuzdu. Burası Susan'ın hayatındaki en zorlu çalışma dönemini geçirdiği yer. Bazen günde 6 saat çalışıyordu. Burada bir duvar boyunca satranç kitaplarım vardı. Bir kütüphane dolusu satranç kitabı. Koleksiyonumda 4 ya da 5 bin tane değişik satranç kitabı vardı. Hatta aralarında birkaç katalog dolusu satranç oyunu da vardı. Toplam 200 bin adet satranç oyunu. Çeşitli dergi ve gazetelerden kesilmiş ve belirli ilk hamle oyunlarına ve belirli oyunculara göre tasnif edilmiş. Bu olağanüstü çaba sayesinde Susan satranç oyununun birçok sırrını beynine kazıdı. Satrançta muhtemel oyun kombinasyonlarının sayısı neredeyse evrendeki atom sayısından çok daha fazladır. Ama satranç grupları kaosun ortasındaki düzen adalarına benzer. Bu küçük ama tipik varyasyonlar değişik oyunlarda sürekli olarak ortaya çıkar. Bunlar satranç dilini oluşturan belli başlı kelimelerdir. 10 yaşındaki bir çocuk 10 bin kelime bilir. Susan 10 yaşındayken 100 bin satranç grubunu öğrenmeye çalışıyordu. Bu işlem onun beyninin fiziksel olarak değişmesini sağladı. Bilgi sık tekrar sayesinde kısa zamanlı hafıza olan ön bellekten uzun zamanlı hafızaya aktarılır. Ön bellekteki bilgilerin ömrü, nöronlar arasında oluşan elektrik bağlarının kısa ömrüyle sınırlıdır, yani birkaç saniye. Ama uzun zamanlı hafızada bu bağlantıların tekrar edilmesi, nöronların sürekli bağlanmasına ve bu bağlantının kalıcı olmasına neden olur. Bu şekilde hafızaya aktarılan bilgi artık belleğe kazınmıştır ve bir hayat boyunca saklanabilir. Diğer herkeste olduğu gibi Susan'ın da daha uzun zamanlı hafızası, aile bireylerinin yüzü ve hayat boyu geçirdiği tecrübelerden oluşmakta. Ama aynı zamanda satranç grupları da silinmez bir şekilde hafızasına kazınmış durumda. ...1980'lerin başına gelindiğinde Polgar Satranç Fabrikası üretimini arttırmıştı. Susan'ın iki kız kardeşi Sophia ve Judith dahi üretim hattındaki diğer iki parçayı oluşturdu. Artık aile ileriki birkaç sene içinde satranç dünyasına fırtına gibi bir giriş yapmaya hazırdı. 15 yaşındaki Susan dünyadaki en iyi kadın satranç oyuncusu olmuştu. 1985 yılında New York'ta ilk kez bir satranç ustasını yenerek büyük bir sansasyon yarattı. 1989 yılında o zaman henüz 12 yaşında olan Judith, arka arkaya girdiği 8 turnuvadan şampiyon olarak çıkmıştı. Sophia 14 yaşındayken bir turnuvada 4 farklı satranç ustasını yenerek tüm zamanların en önemli sonuçlarından birini aldı. Onları satranç tahtasının başında gördüğüm zaman daha önce başka hiçbir bayan satranç oyuncusu karşısında hissetmediğim duygulara kapıldım. Susan satranç dünyasında hala etkili bir güç. Diğer Polgar kardeşler gibi hamlelerini nefes alırmış gibi son derece kolay yapıyor. Sanki beyinlerinden parmaklarının ucuna çekilmiş doğrudan birer hat vardı. Ama sonraki muhtemel hamleler arasından en iyisini seçmek, insan kapasitesinin üzerinde bir yetenek gerektirir. Çünkü sadece 3 hamle ötesi için bile muhtemel hamle kombinasyonlarının sayısı 4 milyarın üzerindedir. Bu sadece süper bilgisayarların gerçekleştirebileceği bir işlem hızıdır.
Peki acaba Susan nasıl bu inanılmaz hızda hareket edebiliyor? Huston'a göre bunun açıklaması insan beyninin kullandığı çok insancıl bir yetenek. İnsanların hesaplama kabiliyetleri hakkında bolca övgü sarf ediyoruz. Ama göz ardı ettiğimiz bir şey var. O da insanların aynı zamanda son derece güçlü sezgilere sahip olduğu. Sezgi kelimesi bilimsel terimden daha ziyade bir sihir kelimesi gibi duruyor. Ama Huston, sezginin her alanda uzmanlar tarafından kullanılan özel bir yetenek olduğunu ve sezginin açıklanabileceğini söylüyor. William Huston, psikoloji eğitimi almış. Kendi aynı zamanda Birleşik Krallık satranç eski şampiyonu. Korktuğum kadar kötü değilmiş. Ama bugün hiç bilmediği bir alana giriyor. Bir itfaiye eri olarak görev yapacak. Yeteneklerini Lee Cork'la karşılaştıracak. Yangından gelen dumanlara hızlıca bir göz atmak ister misin? Oraya mı gireceğim ben? Evet, oraya gideceksin. Karşılarında korkunç bir görev var. Bu bir parlama, itfaiye erlerinin en büyük katili. Karım hep cehenneme gideceğimi söylerdi. Huston'un daha önceden böyle bir tecrübesi yok ama genel bir planı var. Öncelikle yangının bir kenarını kontrol altına alacak, sonra diğerine geçecek. Tamam, sola. Sola. Peki, şimdi nereye gidiyor? Sağa mı? Tutturamadım. Ama mantık işe yaramıyor. Ateş hiç tahmin etmediği yerlerde parlıyor. Tekrar bana geliyor. Yukarı kaldır. Yaptığım şey durup düşünmeye çalışmaktı. Hep duraklayıp bir önceki aşamada yaptığım hareketin sonucunu görmem gerekti. Çok fazla su sıktı. Etrafı su buharı içinde bırakmaktan başka bir şey yapamadı. Etrafı duman kaplıyor. Hala sorunu nasıl çözeceğini planlamak için çaba harcıyor ve fazla düşündüğü için harekete geçemiyor. Artık görüş mesafesini tamamen kaybettik, değil mi? Bu, Huston'a durup düşünmenin her zaman en akıllı yöntem olmadığı konusunda çok iyi bir ders verdi. İtfaiyeci Cork, ona bu işin nasıl yapılacağını gösteriyor. Güzel, şimdi gazı soğutalım. Bir uzman için, baş hizasının üzerinden geçen gaz tabakasındaki parlama her zaman tehlike işaretidir. Bu durum karşısında anında önlem alıp gazı soğutur. Bir şeyi yeteri kadar çok yaparsan artık nasıl yapman konusunda düşünmene gerek kalmaz. Daha da önemlisi, çok kez yaptığın işlerde hareketlerinin sonuçlarını önceden bilirsin, hissedersin ve bir sonraki aşamaya hazırlıklı olursun. Sezgi kazanılmış bir yetenek olarak ortaya çıkar. Bu yetenek tecrübenize duyduğunuz güven ve benzer kalıpları doğru algılayıp bu doğrultuda hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Her ne kadar şaşırtıcı görünse de satranç oyunu hesaplamadan çok sezgilere dayanır. Olayı bulunduğunuz yerden gözetleyip hesap yapmazsınız. Bir olasılık listesi içerisinde kaybolmazsınız. Onun yerine hangi hamlenin doğru olduğunu hissedersiniz ve düşünmeden bu hamleyi yaparsınız. Bir amatör, olası hamlelerden hangisini seçeceğine karar vermek için düşünüyor. Ama bir satranç ustası en iyi hamleyi düşünmeden yapabilir. İçgüdülerime, sezgilerime güvenmek zorundayım. Temel olarak bir şekilde tanıma işlemi. Bu her durumda böyle. İçgüdülerimin bana gösterdiği ilk hamle hemen hep en iyisi oluyor. Tıpkı bir şeyi tahmin etmek gibi. Ama bu tahmin, önceki oyun ve tecrübelerden kaynaklanan bilinçli bir tahmin. Susan, rakibi daha hamle yapmadan onun hangi hamleyi yapacağını tahmin ediyor. Preston Lasker'a göre bu rakibin beynini okumaya benziyor. Gerçekten etkileyiciydi. Michael Jordan gibi büyük bir spor yıldızına karşı oynamak gibi bir şeydi. Şekil tanıma yeteneğini sonuna kadar kullanabilen birisi. Bence ben onun düşündüğünden çok daha fazla düşünmek durumunda kaldım. Siz daha iyi bilirsiniz. O sonuçta tamamen içgüdüsel oynuyor. Zaten bu oyunun en iyilerini diğerlerinden ayıran temel fark da şekil tanıma.
Susan bu konuda o kadar başarılı ki beyninde şekil tanıma işini sağlayan bir alt birime sahip olabilir. Ve çağdaş tarama teknikleriyle bu bölgeyi bulma şansını bile yakalayabiliriz. Ama bir sorun var. İnsan beyni çok karmaşık bir organdır ve herhangi belli başlı bir yapıyı teşhis edebilmek son derece güçtür. Buna karşın bazen bilim adamlarının eline bazı ipuçları geçer, belirli fonksiyonların nerede aranması gerektiğine dair ipuçları. Bu ipuçları genelde bir şeyler ters gittiğinde ortaya çıkar. Times gazetesinde yardımcı editör olarak çalışan Marion Sigurd, İngiltere basınının en tepesinde çalışmaktan gurur duyuyor. Ama Marion'ın bir sorunu var. En basit şekilleri bile hatırlayamıyor. Her hafta gazete ekinde bir köşe yazım var. Burada yazımı elden geçirmekle görevli olan bazı arkadaşlarım var. Yazı kontrolden sonra gazetede basılacağı haliyle önüme geliyor. Ve ben her hafta sanki yeni bir yazı taslağıymış gibi okuyup denetici arkadaşlara tekrar geri gönderiyorum. Marion'ın hastalığı prosopagnozi ya da yaygın adıyla yüz tanımazlık. En yakın iş arkadaşlarını bulmak bile bazen Marion için çok zor olabiliyor. Böyle zamanlarda sessizce odada dolanıyorum ve yazımı görmek umuduyla gizlice insanların bilgisayar ekranlarını gözetliyorum. Marion bir yüz aradığını biliyor aslında. Bilmediği tek şey o yüzü bildiği bir kişi olarak tanımak. İnsanların birbirlerinin yüzlerini nasıl tanıdıklarını bilmeyi çok isterdim. Bu benim işimi kolaylaştırırdı. Ama benim için yüzleri tanımak, renk körü birisinin renkleri seçmesi kadar zor. Sonuçta gören bir insan için yeşil yeşildir ama renk körüne bu farkı anlatamazsınız. Yüz tanımazlık aslında her 50 kişiden birinde değişen seviyelerde görülebiliyor. Marion'ın hastalığı her ne kadar ileri seviyede olsa da o uzun yıllar bu hastalığın farkına varmadı çünkü insanları ayırt etmek için farklı yöntemler geliştirmişti. Psikolog David Wilkinson'ın bu konuda soruları var. Peki ne gibi yöntemler geliştirdin? Saçlarıma çok bakarım. Ama tabii bu yöntem insanlar saçını kestirdiği ya da boyattığı zaman büyük yanlışlıklara neden olabilir. Ya da dazlaklar gibi. Aynen. Ses, yürüyüş. İnsanların nasıl durduklarını ya da nasıl yürüdüklerini bilirsiniz. Ben de bunu kullanıyorum. Ayrıca gözlük ve bıyık, sakal gibi yüz öğeleri de benim işime çok yarıyor. Evet, görülüyor ki yerel bazı detaylara odaklanarak ayrıcı öğeler buluyorsun. Senin stratejin de bu. Tabii yüzü tanıyamadığıma göre benim de bunu telafi etmem için başka bir şeyler bulmam gerekiyor. Dolayısıyla kişinin yüzünde ayırt edici bir özellik bulmam ve bunları karşılaştırmam gerekiyor. Mesela burnunuzun üzerinde bir şişlik olduğunu fark ediyorum. Böylece sizi bir daha tanıyabileceğim. Marion'ın stratejisini test etmek için ondan kızını buz patenine götürmesini ve burada tanıdık yüzler görüp göremeyeceğini bize söylemesini istedik. Gördüğünüz gibi burada birçok yüz var ve hiçbiri hakkında elimde ipucu yok. Ama Marion'ın bilmediği bir şey var ki, o da şu anda pistte kayanlar arasında bütün akşamı birlikte geçirdiği Dr. David Wilkinson'ın da bulunduğu. Üstelik yanında Marion'ın ofisinde sekreter olarak çalışan ve kendisini her gün gören Laura da var. Marion'ın aklında tuttuğu detayları bu kadar uzaktan tanıyabilmesi imkansız. Ama belki biraz yaklaşırlarsa... Bu bir anne ve kızı değil, öyle mi? Hayır. Wilkinson şapkasını çıkarmayı deniyor. En sonunda psikolojik oyunları deniyor. Aman Tanrım. İyi misiniz? İnanmıyorum. Bu kim? Bu bütün akşamı birlikte geçirdiğim Dave adında biri. Ve bu da Ivy. İşin komik tarafı görüp görmediğimi söylemedim. Bu kim? Laura değil. Hatta sen yüzünü bana çevirene kadar burnunun üzerindeki şişliği göremedim. Marion ve diğer yüz tanımazlık hastalarının beyin tarama sonuçları, beyinlerinin yüz tanımadan sorumlu kısımlarında deformasyon olduğunu ortaya koyuyor. Beynin arka tarafında gözden gelen ilk bilgilerin gittiği fusiform gyrus adı verilen bir bölge vardır. Normal bir beyinde bu bölgede gelen yüz bilgisi hemen göz, burun ve ağız özelliklerine göre tasniflenir.
Daha sonra bu bilgiler uzun süreli hafızada bulunan tüm yüz şekilleriyle karşılaştırılır. Bütün bu işlemler çok hızlı gerçekleşir. Bu işlemin süresi yaklaşık 100 milisaniyedir. Bu şekil tanımıyla ilgili bir şey. Satranç tahtasıyla arasındaki benzerliği görebilirsiniz. Orada da taşları ayrı ayrı görebilirsiniz. Ama esas önemli olan taşlar arasındaki uzaysal bağlantıları iyi algılayabilmektir. Her beyinde günlük yaşamda gördüğümüz binlerce yüzü anlayabilmemiz için bir yüz işleyicisi bulunur. Ama etrafımızda başka birçok karmaşık şekil var. Acaba beynimiz onlar için de birer işleyiciye sahip mi? Pek azımız şekilleri Susan Polgar kadar iyi algılayabiliriz. Bu nedenle bu satranç ustasının beynini bu kadar parlak yapan şeyin ne olduğunu tam olarak anlamak için onu tarama cihazına sokacağız. Satranç ustası Susan Polgar, beyninin satranç oynamaya nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde adapte olduğunu öğrenecek. Buraya beyin görüntüleme sistemleri konusunda önemli bir uzman olan Columbia Üniversitesi'nden Profesör Joy Hirsch ile görüşmeye geldi. Bu iki kadının üzerinde uzlaştıkları bir nokta, beyin boyutunun önemli olmadığı. Bayanların beyni genelde erkeklerinkinden önemli ölçüde küçük oluyor. Ama iki cinsiyet arasında bir zeka farkı olmadığını biliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Hirsch, Susan'ın beynini MR ya da manyetik rezonans kullanarak tarayacak. Tarayıcının içerisindeyken Susan dünyanın önde gelen satranç ustalarının resimlerini görecek. Ve şu ana kadar tamamıyla beklediği gibi tepki veriyor. Beyninin özelleşmiş yüz tanıma izleyicisi olan fusiform gyrus tamamıyla aktif durumda. Ama acaba Susan'ın beyninde satranç şekillerini tanımaya yönelik ayrı bir bölge var mı? Şimdi kendi geçmiş satranç oyunlarının tablolarına bakıyor. Bu resimlerden bazıları Budapeşte'deki çocukluk yıllarına uzanıyor. Ondan her resme bakması ve sanki bir oyundaymış gibi bir sonraki hamlesini belirlemesi istendi. Bu bir dünya şampiyonunun satranç oynarken görüntülenen ilk beyin taraması. Bu taramanın yüz tanıma sırasındaki tarama sonuçlarıyla karşılaştırılması önemli bir buluşu da beraberinde getiriyor. Şu anda beynin alt kısmına bakıyoruz. Dört dilim ve bu iki alan fusiform gyrus. Susan'ın hem yüzleri tanırken hem de satranç oynarken tamamıyla beyninin aynı bölgelerini kullandığı ortaya çıkıyor. Sende yüz bölgesiyle satranç bölgesini birbirinden ayırt etmek imkansız. Çünkü aynı yerdeler. Susan'ın beyni şaşırtıcı bir biçimde fusiform gyrus'u satranç için almış ve uyarlamış. Yüzleri karşılaştırmak yerine gelen satranç pozisyonlarını tanıyor ve onları uzun zamanla hafızada bulunan devasa oyun arşiviyle karşılaştırıyor. Susan tanıdık bir oyunu 0.8 saniye içinde tanıyabilir. Bu yaklaşık eski bir arkadaşın yüzünü tanımak için geçen süre kadardır. Yıllar süren yoğun çalışma Susan'ın beynine adeta satranç için özel bir kalıba sokmuş. Bu da babasının deha doğulmaz, deha olunur teorisini doğrulayan kesin bir kanıt. İşin çalışma kısmının, gayret kısmının diğer hepsinden daha önemli olduğu konusunda babama katılıyorum. Düzgün çalışma ve yüksek gayretle herkesin hemen hemen her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. 21 yaşındayken galibiyetlerinin büyüklüğü ve sayısı Susan'a bazılarının büyük muhalefetine rağmen satranç ustası unvanını kazandırdı. Yaklaşık 600 erkek arasındaki ilk kadın oldu. En küçük kız kardeşi Judith ablasının izini takip etti. Şu anda adı dünyanın en iyi 15 erkek oyuncusuyla birlikte anılıyor ve dünya şampiyonluğunun en büyük adayı. Polgar ailesinin hikayesinde bir bölüm daha var.
Florida'daki bu tatil merkezi ilk bakışta öğrenciler arası Amerikan Ulusal Satranç Şampiyonası için pek de uygun bir yer gibi görünmüyor. Polgar kardeşlerin de etkisiyle artık kızlar erkeklerle eşit şartlar altında yarışıyorlar. Ama Susan'ın ilgisi 7. sınıflar arasındaki gergin final maçına yoğunlaşmış. Yaş Pershad, Susan'ın oğlu Tammy'nin karşısında şampiyonluk mücadelesi veriyor. O bir savaşçı ve uzun oyunları oynamaya alışık. O yüzden ona güveniyor ve bu oyunun bizim için iyi biteceğini umuyorum. Tammy'nin 6 yaşındaki kardeşi Liam da yine satranç oyuncusu olarak arkadan geliyor. Biraz uzakta duran Susan, bir satranç oyuncusu annesi olarak yaşadığı bu değişik heyecana alışmaya çalışıyor. Kazandım, şampiyon oldum. Sonuna kadar çok iyi oynadı. Sonunda biraz bocaladı. Kendi yaptığı hatayla şahmat oldu. Artık Amerika şampiyonuyum. Ulusal şampiyon 6,5 puan alan Tom Polgar. Tommy ve Liam satrançta birer büyük usta olmak istiyorlarsa mümkün olan en iyi eğitimi alabilmek için çok da uzağa gitmek zorunda değiller. Ama sıkı çalışmaya hazırlıklı olmaları gerek. Yarın Disneyland'a gideceğiz ve gün boyu eğleneceğiz. Daha sonra turnuva tamamen sonlandığında oynanan oyunların ve yapılan hataların detaylı incelemesini yapacağız. Oyunlarımızı nasıl geliştirebiliriz onu göreceğiz. Yoksa iki dahi daha mı yetişiyor?